Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. Bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor, dikkatimi çekiyor. Siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım, sizi dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? Ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden, hangi şehirden? Ben o avukatımla konuşacaktım. Benimle konuşuyorsunuz, Şerif Issı'yla görüşüyorsunuz, sosyal hizmetler uzmanı. Avukat. Avukat değilim ben, Şerif Issı benim adım, sosyal hizmetler uzmanıyım. Şerif ne? Şerif Issı, Şerif Bey diyebilirsiniz, buyurun. Ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. 3 sene çalıştım zigaradan. Ondan sonra 3 sene zigarada çalıştım. Hatice Hanım, ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. 91'de işe girdim ya. Ben bilmiyorum. Bir Sonra saniye, beni dinleyin şimdi. işe girdim. Bir de Beni burada dinleyin çocuk şimdi. var. Ben Şu anda evlilik beni yapıyorum. dinleyin. Ben çalabilir miyim burada? Şu anda beni dinleyin. Bir, yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Ben size zaman ayıracağım. Heyecanlanmayın lütfen. Şimdi, siz 1991 yılında işe girdiniz. 91'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? Ondan sonra 2004'te Benim sorularıma cevap verin Hatice Hanım. bana çıkış verdiler 2004'te. Ondan sonra 94'te biliyor musun? 94'te bana çıkış verdi. Bir de buradan çocuk ondan sonra oldu. Burada bir çocuk olunca ben emekli olabilirim. 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Tamamen. Telefonun sesini ben kapattım. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Ondan sonra ben Bir dakika, 1991'de işe girdim ya 3 sene ben hiç arada. Ondan sonra 2004'te ondan sonra orada 4 sene 3 sene çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığına yattım 2 hafta. Ondan sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondan sonra şimdi ben 58 yaşındayım. Burada Hatice bir Hanım, çocuk var. böyle Ondan sonra ben konuşursanız rente olabilir miyim? 58 yaşındayım. Hatice Hanım böyle konuşursanız ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım, cevap verin, susun. Bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Ha bir daha Mesela edeyim öyle mi? bir saniye bekleyin şimdi. Ha Siz bir 90 saniye bekleyeyim kapatayım telefonu. Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Ha Siz tamam. 91'de işe başladınız. Ha 91'de işe Evet başladım. deyin, tamam, bitti. Lütfen ama yani sizi hattan almak zorunda kalacağım. Yardımcı olmak istiyorum. 91'de işe başladınız. Ha 3 sene çalıştım 94'te. Bir Ondan sonra kadın saniye hastalığında nefes yattım daha alın. çıkış geldi. Ondan sonra o fabrikaya kağıt veren olmadı. Şimdi burada bir doğum yaptım. Ondan Hatice sonra Hanım, benden çalabilirim. 58 şu yaşındayım anda şimdi. ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin. Durun, bir daha konuşun. Hepsini makinalı tüfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız. Bunu anladım. 3 sene çalıştım. Tamam, bitti. Ben burada 94'ten doğum yaptım. bitti lütfen. Ne 94'ten bileyim sonra ne telefonu yaptınız? gari. 94'ten sonra ne yaptınız? 94'te 3 sene çalıştım işte. Bu hiç bir şey gelmedi. Çünkü bazen bir rente kağıtları geliyor Almanya şeyinden. Benim size tavsiyem, siz en 58 yakınınızda... yaşında işte şimdi 58 yaşındayım. Ben kapatayım dinliyorum avukat oldu Ben mu? hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım. Beni televizyondan dinleyin lütfen. Çünkü anlamı yok. Peki, iyi Hatice günler efendim. akıllı. Şimdi çok özür diliyorum tüm izleyicilerimden.